Tamam. Ses de iyiyse sıkıntı. Ses de çok güzel şu an. Sorun yok. Yayına, Tamam. şu yayına bağlanıyor. Biraz internette problem vardı bugün. Dedim Allah dedim. Zaten WhatsApp'a da zor girdim. İnşallah problem olmadan halledeceğiz. İnşallah. Ya benim burada bizim küçük yani malum vericiden alıyoruz interneti. Bizim de birkaç sorun var bu ara. Evet. Sizden bakmaya çalışıyorum. Mesela senin şu an şey kesintili geliyor. Bir ara böyle donuyorsun sonra tekrardan bağlanıyor. Evet, linkler atışımda. Kişi linkler okula katılmaya başlıyor. Gruplara. Tamam, süper. Kaçıncı yayınımız bizim? Benimle mi? Yaşlandık. Evet. İki sempozyum yaptım. Bir tane bireysel, bu da ikinci bireysel olacak. Bakalım. Hoca bizim ekibimizin, bizim akademik etkinlik kadromuzun direkt böyle kadro Figen Hoca aslında. Öyle bir Ay, diye. Figen hocamız bizim her şeyimiz ya. İlk kadrodan. Şey ne diyorlar? kesinlikle. Altyapıdan. Altyapıdan süper. Bir de ekibimizi de tamamlarsa tam güzel olacak. Az kaldı gibi bir şey. Az kaldı. Felsefe ve gelişim ekibi de geliyor. Evet. Hocam dilerseniz ufak ufak başlayalım ya. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii hemen kendimi tanıtayım. Figen Akçayoğlu, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Yazarlık yapıyorum. Zaten akademinin ilk yazarlarından biriyim. Evvel ilk önce atölyeler düzenleyeceğim deyince zaten hemen atladım felsefe atölyeleri yapmak istiyorum diye. İyi ki de atlamışım diyorum. Böyle işte bu ikinci bireysel olarak felsefe atölyemiz olacak. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir felsefe atölyesini aslında çok güzel bir konuyla açmak istedim. Ki dikkat de çeken bir konu olduğunu düşünüyorum. Eksistansiyalizm yani varoluşçuluk. Slide'ı paylaşıyorum Ebrar. Dilerseniz paylaşabileceğim. İzninizle ben de o zaman mikrofonu kamerayı kapatıyorum. Arka planda olacağım. Sorularda yine baş başayız. Tamam. Ben de zaten birkaç tane Tamam o soru zaman. Ben hazırladım. kapatıyorum. Evet, hem slaytın Tamam çok güzel. sonunda dört tane soru var. Hem de zaten biraz böyle dinamik olsun da istiyorum. Çünkü felsefede zaten soru cevap soru cevap yaptığımız zaman daha anlaşılır oluyor. Aralarda da birkaç tane böyle soru sıkıştıracağım. Bilginiz olsun. Bu da sevdiğim çok güzel bir Tamamdır tablo hocam. olur. Tamam. Arkadaşlar 20. yüzyıl felsefesinin önemli felsefe kuramı olarak adlandırdığımız eksistansiyalizm yani varoluşçuluk günümüz insanının bireysel olarak sorunlarını temel alır ve bunları çözümlemeye çalışır. Özellikle Sokrates'te başlayan insan kavramı felsefede insan temelli bir felsefe oluşturmuşlardır ama insanın geleneksel bir etik ahlak içerisinde anlamlandırmaya çalıştırırken modern yani ideal bir insan kuramından bahsetmiştir, insan kavramından bahsetmiştir. Yani biraz böyle insanın olması gereken yani bir ideal insan modelinden bahsederken biraz metafiziksel olarak düşünmüştür. Varoluşçuluk felsefesi yine bireysel olarak insanı temele alır ama bu metafiziksel olaydan biraz daha farklı bakar. İnsanın bireysel olarak anlamaya çalışırken güncel sorunlarından bahseder. Aslında şu anki 20. yüzyılda başlayan varoluşçuluk, tabii arka planında antik Yunan'a kadar gidebiliriz. Ama şu an ve 20. yüzyılda başladıktan sonra insanın güncel sorunlarını ele alır ve günümüzde de psikolojide, edebiyatta, sinemada çok fazla varoluşçuluk felsefesiyle anlamlandırmaya çalıştığımız bir felsefeden bahsetmiş oluruz. Ben ilk önce hemen antik Yunan'da Sisyphos'un mitolojik olan mitolojik karakter olarak Sisyphos'un bir hikayesini anlatmak istiyorum. Sisyphos
Tanrı Zeus tarafından cezalandırılmıştır ve cezası da tepeye doğru koca bir kayayı yukarıya doğru çıkarmaktır. Her yukarıya çıkardığında, tepeye ulaştığında kaya yuvarlanarak tekrardan aşağı gider. Sisyphos tekrardan aşağı iner ve kayayı tekrardan yukarıya yuvarlamaya çalışır. Bu döngü sürekli bu şekilde devam eder. Sisyphos bilinçli bir varlık olarak akıllı bir varlık olarak bu bilinçli bir eylemi saçma bir şekilde sürekli tekrar eder ve kısır döngü bu şekilde sonsuza kadar gider. Sisyphos'un Tanrı Zeus tarafından cezası budur. Bunu neden anlattım? 19. yüzyılda başlayan varoluşçu Kierkegaard'la birlikte 20. yüzyılda özellikle Albert Camus'un varoluşsal felsefesini temellendiren ve saçma kavramını, absürt kavramını felsefesine oturtmasına neden olan kişi karakter, bu mitolojik karakter Sisyphos'tur. O yüzden biraz böyle anlattım. Çünkü Kierkegaard'la ve Albert Camus'da Sisyphos'tan biraz daha bahsedeceğiz. Bu atölyede şimdi varoluşçuluğu bir saat içerisinde anlamamız çok zor. Çünkü herhangi bir filozofa ya da herhangi bir felsefe okuluna ait bir felsefe kuramı kavramı değildir. Ben sadece burada temel anlamından ne olduğundan ziyade ne olmadığını anlatmaya çalışacağım. Karşı çıktığı yöntemler, kabul ettiği yöntemlerden bahsedeceğim ve üç tane filozofunu seçtim. Sartre, Albert Camus ve Kierkegaard'dan bahsedeceğim. Şimdi bütün felsefe tarihi boyunca anlatmaya çalışırsak çok uzun sürer. Belli temel kavramlarından bahsederek varoluşçuluğu şöyle 45-50 dakikada biraz aşinalık kazanmanızı istiyorum açıkçası. Varoluşçuluk felsefesi tamamen 19. yüzyılda Kierkegaard'da temellenmiştir, sistematik hale gelmiştir. Ama arka planına baktığımızda, tarihsel arka planda antik Yunan'a kadar gideriz ve presokratik dönem dediğimiz sofistlerde özellikle Parmenides önemli filozofudur. Ve insan kavramını özellikle felsefesinde anlatmaya çalışır. Varoluşçuluk aslında arka planda, antik Yunan'da, presokratik dönemde başlamıştır. Parmenides, togar auta noin estinte kai ine, yani Grekçe bir mottosu vardır. Burada ne demek istemiştir? Zira düşünmek ve var olan aynı şeydir. Var olan kelimesini ilk defa Parmenides kullanmıştır. Varlık ve var olanın ayrımını da ilk antik Yunan'da görürüz. 20. yüzyıl felsefesinin önemli filozoflarından Jean-Paul Sartre, Albert Camus, varoluşçuluk dediğimizde önemli filozoflar olarak karşımıza çıkar ama Kierkegaard 19. yüzyıl felsefesinin önemli filozofudur ve varoluşçuluğun babası olarak tanınır. Orta çağa gittiğimizde Thomas Aquinas'la birlikte varoluşçuluğu tanrı tözüyle anlatmaya çalışmıştır. Aynı şekilde insan kavramını ilk felsefesinde İdeal insan modelinden bahsederken Sokrates'le birlikte görürüz ve zaten söylediğim gibi sofistlerde özellikle Parmenides'te varoluşçuluğun temelleri atılmıştır. Ama biz önemli varoluşçuluk felsefesinden bahsederken 20. yüzyıl diye adlandırırız ve 20. yüzyılın önemli bir felsefe kuramı diye ele alırız. Varoluşçuluğun temel kavramı, biz varoluşçuluğu anlamaya çalışırken onun varlıktan ziyade, varlık felsefesinden ziyade varoluşunu anlamaya çalışmalıyız ki varoluşçuluk da varoluş teriminden türetilerek yapılmıştır. Yani var olma durumudur, somut olarak bir yerde bulunma ve olmadır. Yani bir özün karşıtı, bir kalıtım olarak varlığın karşıtında olan bir varoluştan bahsederken bir bulunuştan ve bir süreçten bahsederiz. Bu zaten çok karıştırılan bir şeydir. Varoluşçuluk dediğimizde genelde tam bu varoluşçuluk felsefesinin tarihini bilmeyen bir varlık felsefesi olarak anlatmaya çalışır. Ama çok farklıdır. Varlık felsefesi dediğimiz şey öz kalıtım olarak, bedenen, fiziken olarak anlattığımız bir şeydir. Ve varlığımızı anlatmaya çalıştığımız bir şeydir. Ama varoluşçuluk bu varlığın arka planında tamamen bir süreçten, bir bulunma durumundan bahseder. Zaten bu varoluşçuluk felsefesinde özellikle Jean-Paul Sartre'de nasıl bir formüle edildiğini birazdan göreceğiz. İnsanın varoluşuyla doğal nesnelerin varlık türü arasındaki ilişkiyi vurgulayan varoluşçuluk, iradesi ve bilinci olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne sürer.
Az önce Sisyphos'tan bahsederken ne demiştim? Bilinçli bir varlık olan Sisyphos saçma bir şekilde o kayanın aşağı düşeceğini bildiği halde, bunu anladığı halde hala yukarıya doğru itmeye çalışıyor. Yani bir burada cezası var. Bu cezasını tamamen akıllı bir şekilde kabul ediyor. Bilinçli bir şekilde saçma olan bir eylemi hala kısır döngü içerisinde devam ettirerek insanın trajik bir varlık olduğunu bize eylemiyle göstermeye çalışıyor. O yüzden varoluşçuluğun temelinde hem Sisyphos'u hem de Prometheus'un trajik bir varlık olarak felsefeyi temellendirdiğini görebiliyoruz. Özellikle Kierkegaard'la ve Albert Camus'de. Varoluşçuluk insanın insan olarak var olmasının ne anlama geldiğini analiz eder, araştırır. Özellikle güncel problemleri üzerinde durur. Zaten varoluşçuluğu sinemada, edebiyatta, sanatta, özellikle psikolojide birkaç defa böyle karşıma da çıktı, varoluşsal psikoterapi diye. İnsanın güncel problemlerini ele aldığı için psikoterapide de kullanılan bir yöntemdir. O yüzden çok revaçtadır. O yüzden genel olarak bir varoluşçuluk dediği zaman insanların aklında bir şeyler temellenmeye çalışır. O yüzden varlıktan ziyade varoluşun bir bulunuş, bir süreç olduğunu anlamamız varoluşçuluk felsefesini temellendirmemizde bize yarar sağlayacaktır. Varoluşçuluğun belli kavramları vardır. Bunlar bireysel kurtuluş. Bireysel dediğinden ziyade burada insanın bireysel olarak somut problemlerini, güncel problemlerini aldığı için direkt bireysel bir kurtuluştan bahseder. İnsanı bireysel olarak ele alır. Herhangi bir topluluktan veya insan topluluğundan bahsetmez. Seçme özgürlüğü, hiçlik, bilinç dışılık, kaygı, saçma, yabancılaşma, gelecek beklentisi ve iç sıkıntısı özellikle varoluş felsefesinin girişimine ön ayak olmuştur. Zaten şöyle baktığımızda kaygı kavramı insanların zaten şu an çok büyük problemlerinden bir tanesidir. Yabancılaşma, buradaki yabancılaşma insanın kendisine karşı bir yabancılaşmadan bahsetmiştir. Gelecek beklentisi de özellikle gençlerde çok fazla var, bir gelecek sorunuyla ilgili sürekli bir karşılaştırmadır. Ve iç sıkıntısı şu an genel olarak toplumda ve dünyada tamamen pandemiden kaynaklı da insanlarda bir iç sıkıntısı oluşturmuştur. Zaten bunlar baktığımızda benim, sizin ya da herhangi birine sürekli olan güncel olarak bir probleminden bahseder. Bu da zaten varoluşçuluğun önemli sorunlarındandır diyerek bir soru sormak istiyorum Erar. Hiçlik nedir? Hiçliği arkadaşlar nasıl tanımlar? Arkadaş, evet, sonunda geldim galiba. Evet, geldim. Arkadaşlar, chatten cevaplarınızı bekliyorum. Hocamıza iletiyor olacağım. Hiçlik evet. Nedir? Bir arkadaşımız şey yapmış, Türkiye'den iyi filozof çıkar o zaman, bu dönem tam uygun. Dert filozofu ol. Evet. Evet arkadaşlar, chat kısmından hiçlik nedir sorusunun cevaplarını bekliyoruz. Hocam bizim sesimiz bir 6-7 saniye kadar geç ulaşıyor onlara. O yüzden öyle mi? Böyle ben soruyorum. Evet. Hemen bir anda cevap veremiyorlar. Tamam, benim sesimde problem yok değil mi? Geliyor. Bir problem yaşamıyoruz. Gayet iyi hocam. Şu an gelmeye başladı. Bir arkadaşımız düşünmemektir dedi. Biri nihilizm hiç dedi. Mutlak olarak bir şeyin olmaması, var olmama durumu ölüm bence diyen oldu. Ölüm güzel. Hala bekliyorum arkadaşlar cevaplarınızı. Evet. Ölüm diyen İstediğiniz arkadaş kayıt olmuyor. Nietzsche geliyor dedi. İşte bu. Ceren Gün doğdu, tanışalım lütfen. Nietzsche dedi. Nietzsche. Evet. Evet, aslında varoluşçuluk felsefesine çok fazla Nietzsche'de geçer ama ben önemli filozoflardan bahsetmek istedim. Çünkü baktığımızda çok fazla filozof var. Zaten dediğim gibi varoluşçuluk herhangi bir filozofa ya da bir felsefe okuluna ait olmadığı için felsefe tarihi boyunca varoluşçuluktan bahsedebiliriz. Özellikle zaten Antik Yunan'dan başladığı, Parmenides'te başladığı bizim karşımıza çıkar. Sadece işte Kierkegaard'dan, Sartre'dan ve Albert Camus'dan bahsetmek istedim. Belki bir gün Nietzsche atölyesi yaparsak onun nihilizminden de veya varoluşçuluk felsefesinden de bahsedebiliriz.
Sözünü de almış bulunduk şu an. Evet. Arkadaşlar Nietzsche'yi ya söyle geliyor artık. Evet. Birkaç cevap daha iletiyorum hocam. Sonra topu size bırakacağım. Tamam. Varlığını yok saymak geldi. Algısal olarak deneyimleyemediğimizde diyebilirim geldi cevap olarak. Algısal olarak deneyimlenmeyen bir şey. Buradaki algıdan bahsettiği beş duyudan bir şey mi? Çünkü hani Galiba. beş duyu olarak Tanrı sözünü algılayamıyorsak onun yokluğundan bahsedebilir miyiz? Bir de böyle bir soru çıkar o zaman. Evet. Koca bir boşluğa sahip olmak, algılarımız dışında taşanlar ve içini dolduramayanlar. Güzel cevaplar Böyle geliyor. cevaplar. Evet. Biri ölümle ilişkilendirmişti. Aslında varoluşçulukta ölüm beklentisi Heidegger felsefesinde çok fazla görüyoruz. Zaten ondan da biraz bahsedeceğim Heidegger'den. Heidegger kendisini varoluşçu filozof olarak görmez, genelde siyaset felsefesi olarak değerlendirir ama Varlık ve Zaman isimli kitabında çok güzel varoluşçuluğu temellendirmiştir ve ölüm beklentisiyle birlikte varlığı açıklamaya çalışmıştır. Aslında hiçlik çok farklı bir şey, ölüm çok farklı bir şey. Ama biz varoluşçuluk felsefesinde hiçlikle, yoklukla, yabancılaşma, saçma, kaygı kavramıyla, ölümle birlikte insanın bu olumsuz kötü özelliklerini ele alarak hani bu ideal insan modelinden ziyade Sokrates'te gördüğümüz tamamen kötü yönleriyle birlikte bireysel olarak insanı ele alma biçiminden bahsediyoruz. Başka var mı? Hiçlikle cevap. Hiçlik varlığın anlamını devralması, varlığın anlamını kaybetmesidir. Güzel, satır gibi açıklamış. Varlık ve hiçliği aynı anda. Çünkü hiçlik varlığı açıklar, varlık hiçliği açıklar. Biz varlığımızı açıklamak için hani hiçlikten ve yokluktan, özellikle ölümden bahsederken tamamen varlığımızı da kanıtlamış oluyoruz. Bir de şöyle bir cevap gelmiş. Hiçlik olmayan bir şeydir. Ben çok sevdim bu cevabı. Bence de olmayan bir şey. Hiç. Ya kısa bir cevap, hiç. Yani diyor. Evet, hiç. Olmayan Koca mı? bir hiçlik. Evet. Ben devam ediyorum o zaman. Yürün hocam. Ben kameramı kapatıyorum. Yine seslerinizle burada olacağım. Hemen açılmıyor. Çünkü bastığım anda açılmıyor. Biraz internet sorunum var. Kusura bakmayın. Bir saniye gecikmeli gelebiliyorum. Az Tamam, buçuk oldu. ben devam ediyorum. Ara sıra böyle dinamik olmak adına söyleyeceğim birkaç bir şey. Tabii hocam. Tamam. Varoluşçu felsefe dediğimiz zaman bir başkaldırı, bir karşı çıkışı ve isyan felsefesiyle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi Albert Camus da özellikle Prometheus'tan bahsederken Prometheus'un hikayesini biraz olsun biliyorsunuzdur. Nedir? Tanrılara kafa tutarak, onlara karşı gelerek ateşi, teknik bilgiyi tanrılardan çalıp insanoğluna armağan etmiştir. Yani bir ceza çektiğinden kaynaklı insanoğlunun da kendi cezasını peşi sıra getirmiştir. Ve bir baş kaldıran insan olarak Albert Camus'un felsefesinde Prometheus'u görebiliyoruz. Karşı çıkış ve isyan felsefesi olarak. Varoluşçu felsefe, geleneksel felsefenin metafiziksel varlık, epistemoloji ve etik anlayışlarına karşıdır. Daha doğrusu varoluşsal felsefe, metafizik olan, gizli güç olan her şeye karşıdır. Sokrates'teki bu etik, genel ahlak kuralları metafiziksel boyuttaydı. Çünkü ideal bir düşünceden bahsediyorduk. Bunlara tamamen karşı çıktığı için metafiziksel olan bütün güçlere karşıdır diyerek önce karşı olduğu yöntemlerden daha sonra kabul ettiği yöntemlerden bahsedeceğiz. Karşı çıktığı felsefeler birincisi metafiziksel ontolojiye karşı çıkış anlayışıdır. Metafiziksel ontoloji Platon'dan itibaren varlığı olması gerektiğini varsaydığı idea, töz, cevher, ruh, Tanrı gibi tinsel ve metafiziksel varlıklara referansla açıklamışlardır. Dediğim gibi bu tamamen ideal dünyadaki metafiziksel güçlerdir. Varoluşçu felsefede bireysel olan insanın sorunlarını ele aldığı için tamamen metafiziksel olan bütün her şey karşıdır. Bu da ruh tözü gibi, Tanrı tözü gibidir. Antik Yunan'da insan soyut kavramlarla ele alınıyordu. Örnek Platon'un idealar kuramı. Aristoteles'in madde form kuramı, Orta Çağ'daki felsefenin asıl varlığın insan Tanrı olduğu kabulü, özellikle Thomas Aquinas'tan bahsederken varoluşçuluğu Tanrı tözüyle anlatmaya çalıştığını söylemiştim. Descartes'in kogitosu yani düşünen varlığı,
Leibniz'in monat kuramı, Leibniz'in monat kuramı da tanrı tözüyle, tek bir tanrı tözüyle bir olan tanrı tözden bahseder. Spinoza'nın tanrı doğa birliği, varoluşçu felsefenin tamamen karşı çıktığı metafiziksel ontolojilerdir. İkincisi, epistemoloji ve bilim temelli varlık ve insan anlayışlarına karşı çıkması. Varoluşçu felsefeciler, özellikle Descartes'le başlayan epistemolojinin zemini üzerine kurulan varlık ve insan anlayışlarına karşı çıkmaktadır. Çünkü Cogito'nun, yani düşünen öznenin, ben de diye söyleyebiliriz, kendi bilgisinin kesinliği üzerine kurulan her töz varlık kuramları, varlığın kendisini doğrudan açığa çıkartma yerine varlığın bir nesne haline getirilerek özne tarafından bilinmesini gerektirir. Dualizm kavramı Descartes'le birlikte felsefe tarihine kazandırılmıştır. Dualizm ikicilik demektir. Yani zihin ve beden ayrımından bahseder. Ben burada Descartes'e katılmıyorum. Aslında Descartes'in %70 söylediği şeylere katılıyorum. Karşı çıktığım söylediğim şey de dualizmdir. Zihin ve bedenin ayrı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen birbirleriyle paralel olan, birbiriyle bir olarak anlatılması gereken şeydir. Dualizm ve ikicilik dediğim kavram özellikle özne ve nesne arasında daha da açarak nesnenin ikinci olmasına sebep olur. O yüzden varoluşçu felsefede dualizme, yani ikicilik kavramına karşı çıkar. Geleneksel etik anlayışlarına karşı çıkmıştır. Varoluşçu felsefe etik temelli bireyin deneyimlerini analiz eder. Geleneksel etik yaklaşımlarına da karşı çıkar. Çünkü geleneksel etik melimalı gibi gereklilik bildiren evrensel olduğu ileri sürülen buyrukları içermektedir. Nasıl ki Sokrates'te ideal insan modelinden bahsederken genel bir etik kurallarından bahsediyor. Yani insan bunu yapmalı, şunu yapmalı. Yani yapmalı, etmeli gibi şeyleri evrensel bir etik kurallarına tamamen varoluşçu felsefe karşı çıkar. Şöyle, aydınlanma döneminin önemli filozofu Kant'ın bir sözü vardır. Her zaman öyle davran ki davranışının ilkesi evrensel kural olarak geçerli olabilsin diyerek evrensel bir ahlak kuralından bahseder. Varoluşçu felsefe buna tamamen karşı çıkmıştır. Çünkü bireyi birey olarak ele alır. Birey tamamen kendi yaptıklarından, ettiklerinden sorumludur. Bireysel bir ahlaktan bahseder. Dediğim gibi bu meli malı gibi gereklilik bildiren evrensel buyrukları içermez. Bu yüzden tamamen geleneksel bir evrensel etik kurallarına karşıdır. Bireysel etikten bahsederiz varoluşçu felsefede etik dediğimiz zaman. Bu tür evrensel ahlak öğretileri tüm insanları aynı yapıda gördüğü için bireyselliğin önünü kapatır. O yüzden varoluşçu felsefe kısaca bireyselliğin önünü kapattığı için evrensel ahlak kurallarına karşı çıktı diye söyleyebiliriz. Varoluşçu düşünce bireyselliği merkeze alarak her bireyin kendi varlığını açması gerektiğini vurgular. Bir de tümden gelimsel ve soyut anlatımcı yönteme karşı çıkmıştır. Varoluşçu felsefeciler bireyin somut yaşam deneyimlerinin çözümlemesini ve analizini yaptıkları için bireyin varoluşunu hiçbir zaman tümden gelimsel akıl yürütme yollarıyla yapmazlar. Çünkü soyut akıl yürütme biçimi olarak varoluş deneyimlerini vermezler. Tümden gelimsel yöntem geleneksel felsefede vardı. Modern felsefe bu yönteme karşı çıkmış olsa da kullanmaya devam etmiştir. Modern felsefe de zaten Descartes'e başlayan felsefedir. Kierkegaard'la başlayan bireyin, öznenin ve tekilin varoluş çözümlemeleri tümden gelimsel yöntem yerine korkuyu ve kaygıyı açığa çıkaran varoluşsal anları belirler. Bunlar karşı çıktığı yöntemlerdi. Bir de şimdi kabul ettiği yöntemlere bakıyoruz. Varoluşçuluğun karşı çıktığı yöntem tamamıyla anlayabileceğiniz şekilde metafiziksel ve gizli güç dediğimiz evrensel ahlak kurallarına tamamen karşı çıktığı dediğiniz zaman biraz varoluşsal felsefenin temelini anlamış olursunuz. Bir de kabul ettiği yaklaşımlara bakıyoruz. Tarihselci yaklaşımı kabul eder. Çünkü varoluş dediğimiz zaman bir süreçten, bir bulunma durumundan bahsettiğimiz için mekan, beden, toplum ve tarih içinde gerçekleştiği için tüm varoluşçu felsefeler zaman ve tarih olgusunu az ya da çok dikkate almak zorundadır. Çünkü birey bir tarih içinde doğar, büyür ve kendini gerçekleştirir. Varoluşçulara göre bireyin tarihsel oluşu
bireyin varoluşunu da zamansallaştırır. Başka bir deyişle varoluş durumu geçici ve zamansaldır. Yani bir kez yaşanır ve sona erer. Bizim varlığımız ölümle daha çok ön plana çıktığı için, açıklandığı için ölüm geldiğinde, özellikle Heidegger'de ölüm beklentisinden bahsedeceğiz. Ölüm geldiğinde varlığımız biter ve varlığımız tamamen kalıtımsal ve öz olarak bittiğinde varoluşumuzu oluşturan süreçte biter. Çünkü ne demiştik? Varoluşçu felsefe metafiziksel olan her şeye karşıydı ya. Sami dinlerde ya da diğer inançlarda ya da diğer felsefe temellerinde ruh ve tanrı tözünden bahsederken bunların bir metafiziksel töz olduğunu söylemiştik. Varoluşçu felsefe buna karşı çıktığı için varoluş tamamen bittikten sonra herhangi bir ruh kavramı gidip de öte dünya tasvirinde cennet veya cehennem kavramlarında ödül veya ceza olarak görmeyecek. Bu yüzden varoluşu tamamen varlık bittiği an, ölümle sonlandığı an varoluşsal süreçte bu varlıkla birlikte bitecek. Yani bir başlıyor, bir kez yaşanıyor ve sona eriyor. Varoluşçu felsefe ve fenomenoloji. Fenomenoloji görüngü bilimdir. Husserl'le başlar, Heidegger'le şekillenir. Varoluşçu felsefenin amacı bireyin varlığında kendi varoluş hakikatini açığa çıkartıp analiz etmek olduğundan bu analizi en iyi yapabilecek yöntem de Husserl'in geliştirdiği fenomenolojidir. Fenomenoloji varlığın hakikatinin özünü veren bir yöntemdir. Çünkü nesne-özne ilişkisini anlatır. Heidegger, Satir, Ponti fenomenolojiyi kendi varlık analizlerinde kullanarak varlığı varlıkta veren bir betimleme, çözümleme ve yorumlama haline dönüştürmüştür. Varoluşçu felsefe ve hermonitik. Hermonitik yorumsama demektir. Anlam felsefesi de diyebiliriz, yorum felsefesi de diyebiliriz. Heidegger varlığın ancak kendi üzerine açılmasıyla anlam kazanacağını ileri sürer. Varlığın hermonitiğini felsefesinin temel amacı yapmıştır. Heidegger'e göre fenomenoloji varlığı hermonitik yani yorumsama, anlama ile birlikte varoluşsal ve tarihsel açıdan açığa çıkaran ve onu açık ve basit yapan bir yöntem olduğu için fenomenolojiyi felsefesinde temel olarak görmüştür. Varoluşçuluğun temel kavramları vardır. Bunlar bireycilik, sistemcilik, yönelmişlik, seçim özgürlüğü veya özgürlük, varlık, hiçlik, aşırı duygular, saçmalık ve ölüm, iletişim. Burada biraz devam edelim. Seçim özgürlüğü veya özgürlük dediğimizde varoluşsal felsefede 20. yüzyılın önemli filozofu Satir'den bahsederiz. Her şeyden önce mutlak serbestlik veya başıboşluk değildir der özgürlük için. Varoluşçular özgürlük ile sorumluluk kavramını göz önünde bulundururlar. Satir'e göre insan bu dünyada özgürlüğe mahkumdur. Yani bu özgürlüğünü de özgürce kullanma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Sartre'ye göre varoluş özden önce gelir diyerek varoluşçuluğu formülize etmiştir. Peki bu özellikle varoluşçu felsefeyle biraz haşır neşir olan vardır. Belki birkaç defa karşısına çıkmıştır. Çünkü çok fazla bir böyle biraz araştırdığımızda varoluş özden önce gelir diyerek karşımıza çıkan bir açıklama var. Sizce bu ne demektir? Ya da herhangi bir şekilde de nasıl açıklarsınız? Hocam tekrar soruyu alalım mı? Belki kaçıranlar vardır. Tabii. Varoluş özden önce gelir diyerek Satir ne demek istiyor? Evet arkadaşlar. Chat kısmında cevapları bekliyorum. Evet arkadaşlar, chat kısmında cevaplarınızı bekliyoruz. Varoluş özden önce gelir diyerek, pardon, bir şey olmadan özünü oluşturamaz denmiş hocam. Bir şey olmadan özünü oluşturamaz. Güzel. Bilinç dediğimiz şeyi kastediyor denmiş. Bilinç. Varlık var olacak ki öz oluşsun. Özün oluşması için bireyin var olması gerekir.
Önce insan var olur, sonra yaptıklarıyla özünü oluşturur. Güzel. Önce fiziksel olarak var oluruz, daha sonra bir öze sahip oluruz, özümüz oluşur. Özümüzü yani benliğimizi yaşantılarımız şekillendirir. Bir şey değil, birey olmadan bir şey değil, birey olmadan özünü oluşturamaz. Arkadaşlar kusura bakmayın, panelde çok aşırı küçük görünüyor yazdıklarınız, o yüzden biraz zorlanıyorum okurken. Evet hocam, son gelen de bu. Bir şey değil, birey olmadan özünü oluşturamaz. Hala geliyor, pardon. Varlığıyla kendini oluşturur. Varlığın oluşmasıyla diğer şeyler, inançlar, değerler oluşuyor. Güzel cevaplar geliyor. Evet, kitle güzel hocam. Evet. Dediğim gibi varoluşçuluk özellikle 20. yüzyıldan sonra şu an günümüzde çok revaçta olduğu için herkesin aşina olduğu bir felsefe kuramı. Çünkü birçok alanda gördüğümüz için sinemada, tiyatroda, edebiyatta, sanatta, özellikle psikolojide kullanıldığı için çok aşinalık var. Çünkü cevaplardan belli oluyor. Hani biraz olsun temelinde ne demek istenildiği anlaşılmış. Bir arkadaş zaten Sasör'ün dediği gibi doğru cevap vermiş. İnsan yapıp ettikleriyle kendi özünü oluşturur diye. Gerçekten öyle. Kendi özünün kalıtımını oluşturur. Varoluş bir süreç olduğu için varoluş özden önce gelir. Buradaki öz kalıtım dediğimiz şey fiziksel olarak varlığımızı düşünelim. Varoluşun bir öz olduğunu düşündüğümüz, pardon, varoluşun bir süreç olduğunu düşündüğümüz için özden önce gelmesi varoluşun tamamen farklı bir boyutta olduğunu bizim kavramımızı sağlar. Devam ediyorum. Varlık ve hiçlik olarak satır varlığı ikiye ayırmıştır. Bunlardan bir tanesi kendi için varlık, ikincisi de kendinde varlık. Kendi için varlık, bilinçli ve özgür varlık dediği varlıktır. Bu hani insan dediğimiz kavram hiçlikle bağdaştırır. Diğeri de nesne şey dediği kendinde varlıktır. Genellikle varlık felsefesinde niçin varlık vardır gibi sorular sorulurken varlığın ne olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Heidegger de der ki neden hep felsefe tarihinde varlığını sorguluyoruz? Neden, niçin hiçliğin ya da yokluğun varlığını sormuyoruz diyerek varlık nedir, hiçlik nedir diyerek bunun birlikteliğinden varoluşu ortaya çıkarmıştır. Zaten hiçliği özellikle Sartre'de görürüz. Ölümle birlikte, ölüm beklentisiyle birlikte de varlığı açıklayarak Heidegger'de varoluşçu felsefesini görürüz. Yani burada iki zıtlıktan bahsederken varoluşu açıklamış oluruz. Aşırı duygular, hisler, saçmalık ve ölüm. Varoluşçu felsefe tarihi boyunca felsefe tarihine önemli katkıları vardır belli kavramlar boyunca. Bunlardan bir tanesi Kierkegaard'la birlikte kaygı kavramı felsefe tarihine kazandırılmıştır. Özellikle umutsuzluk kavramı da kazandırılmıştır. Kierkegaard kaygı kavramıyla birlikte Hazreti İbrahim'in hikayesinden yola çıkarak kaygıyı felsefe tarihine kazandırmıştır. Umutsuzluk kavramında Sisifos'un hikayesinden yola çıkarak felsefe tarihine kazandırmıştır. Heidegger ölüm beklentisi, Sartre bulantıdan bahseder ve hiçlikten bahseder. Albert Camus de saçmalıktan ve başkaldıran insandan bahseder. Absürdizm kavramı Albert Camus ile felsefe tarihinde ortaya çıkmıştır. Sisyphos'un hikayesinde zaten bilinçli insanın bilinçsiz bir eylemi yaparak zaten orada bir saçma kavramını oluşturması, Prometheus'un da tanrılara kafa tutarak kendi istediğini yapması, özellikle kendisini kendine ispat etmesi bir başkaldırı yapan insandır. Bunlar Albert Camus'un felsefesinde çok fazla gördüğümüz kavramlardır. Kierkegaard'dan, Sartre'dan ve Albert Camus'dan bahsedeceğimizi söylemiştim. Kierkegaard varoluşçuluk için önemli bir filozoftu çünkü Parmenides'le birlikte Antik Yunan'da başladığını söylediğimiz, var olan kelimesini ilk kullanan Parmenides'dir dediğimiz halde varoluşçuluk felsefesi Kierkegaard'da 19. yüzyılda başlamıştır ve varoluşçuluğun babası olarak sayılır. Kierkegaard babasının çok böyle dindar bir adam olmasından kaynaklı yetiştirilme tarzı da çok
dinci bir şekilde yetiştirilmiştir. Babası öldüğünde bütün mirasını Kierkegaard'a bırakmıştır. Kierkegaard hiç çalışmadan sadece felsefe kitapları yazarak, felsefesini devam ettirerek önemli eserler kazandırmıştır. Bunun haricinde edebi eserleri de vardır ama kendi ismiyle yayınlamadığı için sadece felsefe kitaplarında kendi ismini görürüz. Aslında biz varoluşçu filozoflara baktığımızda bir edebi yönlerini de gördüğümüz için onların edebiyatta da ne kadar önemli yazarlar olduğundan bahsederiz. Albert Camus'de, işte Jean-Paul Sartre'de, Kierkegaard'da gördüğümüz gibi. Kierkegaard özellikle Kant'a karşı çıkarak insanın sadece düşünen değil, eyleyen, hisseden ve inanan bir varlık olduğunu söyleyerek insanı tamamen bütünüyle ele almıştır. Ve Kant'ı da özellikle aydınlanma dönemi filozoflarında akıl putu olarak eleştirerek insanın dediğim gibi sadece düşünen değil, eyleyen, hisseden ve inanan bir varlık olduğundan bahsetmiştir. Felsefesini de bu bütün kavramlar üzerine kurmuştur. Özellikle inanan bir varlık olduğunun örneklendirmesinde Hazreti İbrahim'in hikayesinden yola çıkarak anlatmıştır. Bunu da Korku ve Titreme isimli kitabında özellikle Hazreti İbrahim'in hikayesinden bahsetmiştir. Zaten son kaynaklarda falan bahsedeceğim. Ben böyle kitaplarımı da kütüphaneden çıkardım birkaç tane bir şey okumak için. Burada Korku ve Titreme üzerinde kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Ben özellikle bu kitabında, Korku ve Titreme kitabında, kitabın tam böyle önemli bir nokta olduğunu gördüğüm için burayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen söylüyorum. 55. sayfada bahsetmiş bundan. İbrahim'in öyküsünden problemler biçiminde içinde barındırdığı diyalektiği çıkarmak istiyorum. İnancın nasıl müthiş bir çelişki olduğunun, bir cinayeti kutsal ve Tanrı'nın uygun bulacağı bir eyleme dönüştürebileceğinin görünmesi için İbrahim'e oğlunu geri veren çelişki, hiçbir akıl yürütmenin yok edemeyeceği çelişki. Çünkü inanç aklın bittiği yerde başlar der. Sesim geliyor mu? İnternette bir problem yok değil mi? Bir ufak kesilme oldu. Şimdi bir daha konuşur musunuz hocam? Sesim geliyor mu şu an? Fark ettim de o yüzden dedim. Gayet iyi hocam. O kitabın bölümünü tekrardan okuyayım mı? Orada bir kesinti oldu galiba. Yok, sadece sonunda bir ufak kesinti oldu. Belki benim internetim kaynaklı olabilir. Yok, bende de vardı da tekrardan söyleyeyim çünkü inanç aklın bittiği yerde başlar diyerek burada aslında Hazreti İbrahim'in hikayesinde bir çelişki olduğunu, inançlı bir varlık olarak felsefesinde tamamen Hazreti İbrahim'in hikayesinden yola çıktığını söylemiştim. Bir de insanın trajik varlık olduğundan bahseder. Özellikle etik ahlak kurallarından Kierkegaard'da görmek istiyorsanız Korku ve Titreme kitabını özellikle öneririm. Çok güzel bir varoluşçuluk kitabı olduğunu söyleyebilirim. Kierkegaard okumak öyle çok zor bir okuma yöntemi olan bir filozof değil, sistem filozofu değil. Mesela Platon'un kitaplarını sistemli bir şekilde, sıralı bir şekilde okumanız gerekiyor ki anlaşılabilsin. Kierkegaard'da öyle bir sistem olmadığı için herhangi bir kitabından direkt alıp okuyabilirsiniz. Çok zor bir filozof olmadığı için anlaşılması kolaydır. Sadece Kierkegaard'un felsefesine tam ne demek istediğini anladığınızda anlattığı hikayeyi, Hazreti İbrahim'in bu etik hikayesini biraz daha anlayabilirsiniz. Kierkegaard dediğim gibi insanı akıllı bir varlıktan ziyade inanan, hisseden, eyleyen bir varlık olduğu için bireysel insanı çok farklı anlatmaya çalışmıştır. Bireysel insanı anlatırken sadece felsefeden değil, mitolojiden, teolojiden ve edebiyattan da beslenmiştir. Zaten mitolojiden beslendiğini, Sisyphos'un hikayesiyle birlikte kaygı kavramını felsefe tarihine kazandırdığında görebiliyoruz. Kierkegaard için varoluş hiçbir sistem içerisinde açıklanmaya uygun değildir. İnsan doğası gereği biricik, özgün, paradoksal ve iletilmezdir diyerek insanı da açıklamıştır. Kierkegaard için varoluş farklı üç bakış açıları vardır. Üç varoluş aşaması da belli bir sıralamayla ilerlemelidir. Estetik varoluş, etik varoluş ve dini varoluştur. Yani bir estetik varoluş yapmadan etik varoluşa geçemezsiniz ya da etik varoluşu oluşturmadan dini varoluşa geçemezsiniz. Bunları sıralamasıyla gitmeniz gerekiyor.
Hemen kısaca onlardan da biraz bahsedelim. Estetik varoluş, kişinin içinde bulunduğu duruma ve kendi benliğine tam olarak nüfuz edememe halini dile getirir. Kierkegaard'a göre estetik hayat görüşü umutsuzluktur. Bu görüş içinde yaşayan insan kendi bilsin ya da bilmesin umutsuzdur. Yani Sisyphos'un bu umutlu bir şekilde kayayı yukarıya doğru tırmandırması aslında bir umutsuzluğun, umutsuzluk içeren bir eylemi tamamen umutlu bir şekilde yapmaya çalışması. Hani bir saçmaydı ya, bir saçma eylemdi. Aslında bu umutsuzluk kavramıyla birlikte de Kierkegaard onun farklı bir yönünü açıklamaya çalışmıştır. Etik varoluş aşaması seçimlerin sorumluluğunu üstlenen gündelik hayatın ona dayattığı yüzeysel özelliklerinden çok daha fazlasına sahip olduğunun bilincine varan bireyin bulunduğu aşamadır. Etik varoluş gerçekliktir. Etik kendisini bireyi de ortaya çıkarır. Hani dediğim gibi geleneksel, evrensel bir etikten bahsetmiyor varoluşçu felsefeciler, filozoflar. Tamamen insanın bireysel olarak etiğinden bahsettiği için etin sadece bireyde ortaya çıktığından bahsediyor. Dini varoluş aşaması da Kierkegaard'un açıkladığı en yüksek varoluş aşamasıdır. Tamamen koşulsuz bir inancı gerektirir. İşte bu koşulsuz inancı Korku ve Titreme adlı eserinde Hazreti İbrahim'in hayat hikayesinden aldığını az önce zaten söylemiştim ve tekrardan bu kitabı size öneriyorum. Etik olarak, etik okumak istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Dini varoluş aşaması birey ve Tanrı arasındaki tüm kurumsal engellerin kalktığı aşamadır. Kierkegaard biraz dini olarak farklı bir yön çizer diğer varoluşçu felsefelere rağmen. Çünkü satıra baktığımız zaman ateist bir filozoftur. Albert Camus da aynı şekilde. Tanrı tözünü tamamen reddetmişlerdir ama Kierkegaard da biraz daha farklı bir boyuttadır. Biraz Albert Camus'dan bahsedelim. Albert Camus 20. yüzyılın önemli filozoflarından bir tanesidir ve edebiyatçıdır. Dediğim gibi varoluşçu filozoflar biraz edebi yönden çok farklı boyuttalardır. Özellikle Sisyphos söylenindeki eserinde şöyle bir şey der. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu var. İntihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak felsefenin temel sorusuna yanıt aramaktır. İntihar kavramı da Albert Camus ile birlikte felsefeye kazandırılmıştır. Camus'a göre ölüm kaçınılmaz bir sondur. Saçmanın en iyi habercisidir. Absürt duyguyu insana duyumsatan diğer etken de zamanın geçmekte olduğunun deneyimlenmesidir. Ve bu duyguyu yaşatan başka bir etken ise yalnızlıktır. Yalnızlık kavramı da aynı şekilde felsefe tarihine Albert Camus ile birlikte kazandırılmıştır. Albert Camus felsefesinde temel nokta dünya tarihinde etkisini göstermiş tarihsel başkaldırma örneklerini ele alır. Özellikle Prometheus'tan bahsetmiştik burada. Metafiziksel başkaldırı kavramıyla ele aldığı eserlerinde örneklendirdiği Tanrı'nın ortadan kalkmasıyla her şey yapılabilir görüşünü inceler. Dostoyevski'de varoluşçulukta özellikle varlık felsefesinde bir filozof vari şeklinde kitaplar yazmıştır. Özellikle Karamazov kardeşleri öneriyorum ve orada da birinci bölümünde çok farklı varlık ve varoluşsal felsefe açısından ayrı ayrı değerlendirmeleri vardır. O da zaten Tanrı'nın olmadığında her şeyin mübah olduğundan bahseder. Aynı şekilde Albert Camus de Tanrı ortadan kalktığında her şey yapılabilir gibi bir görüşü inceler. Albert Camus ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu ve bunun bir saçmalığın habercisi olduğundan bahsetmiştir. Peki insan absürt, saçma duyguya rağmen yaşamalı mıdır? Yani ölüme göre insan ölüm karşısında yaşamaya devam etmeli midir? Evet hocam. Cevapları chat kısmından bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Soruya cevap verebilirsiniz. Arkadaşlarımız için. Hocam soruyu bir tekrar alalım isterseniz kaçıran arkadaşlar için. Tabii Albert Camus diyor ki ölüm kaçınılmaz bir sondur ve bu bir saçmadır. Bu saçma duyguya rağmen insan yaşamalı mıdır? Evet
Evet hocam, cevapları bekliyorum şu anda. Biz chat kısmında biraz kitap konuştuk hocam. Sonda da sizin önerilerinizi alırız. Tamam, ben zaten bir liste yapmıştım. Her zamanki gibi öneri kaynak listem oluyor ya, burada da var. Hem kitaplarda şu an fiziki olarak da yanımda. Birkaç bir yer işaretledim, onları da okumak için almıştım yanıma. Tamam hocam. Biz de bir Telegram'dan arşiv paylaşırız arkadaşlarla. Bu da chatten yazdım. Görmeyen vardır belki. Spinoza konuştuk biz biraz. Spinoza'nın arşivinin neredeyse tamamı Telegram grubumuzda var arkadaşlar. Birçok felsefe kitabı var. Bir materyal ekibimizle birlikte de bu atölyeden sonra tekrardan bakarız. Biraz daha varoluşçu filozofların eserlerinden bir şeyler derler. Yine Telegram grubumuz üzerinden paylaşırız sizlerle. Bence ölüm gerçeği insanı yaşamaya iten, hayatını anlamlandırmaya yönelten demek istedi sanırım. Büyük bir itkidir gelmiş. Ölüm gerçeği insanı yaşamaya iten, hayatını anlamlandırmaya yönelten büyük bir itkidir. Bir cevap daha var. Bence yaşamalıdır çünkü hayat absürt, saçma duygudan ibaret değil. İnsanın zaten trajik bir varlık olduğunu ölüme rağmen hala hiç ölmeyecek gibi yaşamasından görebiliyoruz. Bunu kendimizden pay biçebiliriz. Hani ölüm var ama bize bir kurallar verilmiş. Bu kurallar çerçevesinde yaşamak zorundayız ve fiziki olarak kendimizi bir güvenceye ve psikolojik olarak da kendimizi bir güvence altına almak zorundayız. İnsanın hep bu trajik varlık olması bu kısır döngü içerisinde gerçekleşiyor. İhtiyaçlarını gidermek zorunda, bir kader döngüsü var diye düşünen insanlar varoluşunu gerçekleştirmeye çalışarak bu ölüme rağmen tamamen yaşamaya çalışmalıdır. İnsan zaten ölüme rağmen yaşamaya çalışarak varlığını da kanıtlıyor. Birkaç cevap daha iletim hocam. Yaşamak da saçma bir karşılık olacaktır. Annem için ölüm mali gereklidir. İnsan intiharı cebinde taşır. Elini cebine atmasa dahi o oradadır. Güzel. Çok güzel. Evet. İnsan sorunu bilmesine rağmen yaşamalıdır. İnsan kendini ve dünyayı anlamlandırma çabası ve bunu duyduğu istek onu yaşamaya iter. Cevaplar başka var mı? Hocam. Evet, devam yok ediyorum. Yok hocam, sadece. Biraz soru zor. Buyurun hocam. Tamam. Biraz satırdan bahsedelim. Satır, Hüsler'in fenomenolojisini keşfedince varlık ve hiçlik olan eserini felsefe tarihine kazandırmıştır. Mükemmel bir eserdir. Şöyle göstereyim, çok kalın bir, hani sizi korkutmasın, hani okumak biraz zordur ama eğer bunu okuyamayacağınızı düşünüyorsanız varoluşçuluk olarak bir basit kitabı var Jean-Paul Sartre'ın. Bunu okuyabilirsiniz. Bu kitapta varoluşçuluğu teker teker insan kavramı işte etik olarak ya da bireysellik olarak bağlanma, seçme olayı, özgürlük, siyaset olarak teker teker kavramları açıklamaya çalışmış. Bununla başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Varlık ve hiçlik hem varlığı hem de özgürlüğü insan için kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Bilinç ve varlık yani insan ve dünya arasındaki ilişkiyi felsefesinin temeline alarak açıklamaya çalışır Satır. İnsan sadece varlık ile değil de hiçlikle de olan ilişkisinde anlam kazanır. Yani varoluş özden önce gelir diyerek tekrardan varoluşu formülize ettiğini söyleyebiliriz. Bu varoluşçuluğun arkasında çok güzel bir açıklama var, onu okumak istiyorum. Sartre'ye göre varoluş insanda ama yalnız insanda özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o özünü kendisi yaratır. Nasıl mı? Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirleme yolu hiçbir zaman kapanmaz.
Yani insan seçtikleri kadardır, yaptıkları kadardır, yapıp ettikleri kadar kendi özünü oluşturur. Arka planda da varoluş süreci devam eder. Evet, burada birkaç tane soru hazırladım. Bunlara cevapları yine chat bölümde verebilirim. Biraz daha farklı, hani direkt kavram olarak açıklanmayan sorular. Ebrar geldin mi? Hocam buradayım ama duyamadım sesinizi. Son sorularımız, hani az önce hiçlikti, varoluş özden önce gelir gibi böyle tam kavram üzerine biraz sorular sormuştuk ama atölye bazında hani biraz böyle varoluşçuluk olarak aşinalık kazandığımızda bu sorulara nasıl cevaplar gelir açıkçası merak ediyorum. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle kısa bir soruyla ben sormaya başlayayım hocam katılımcılarımıza. Tamam. Var olduğumuzu nasıl biliyoruz ve fark ediyorsunuz? Arkadaşlar şu soruyla bir cevapları alabilir miyiz? Var olduğunuzu nasıl biliyor ve fark ediyorsunuz? Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Şu anda siz ekranda soruları görüyorsunuz. Cevap vermek istediğiniz soru için mesela bir yazıp yanına onun cevabını verebilirsiniz. İşte üçüncü Ha, soruya evet. cevap vermek istiyorsanız üçüncü soruya cevap verebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Birinci soruya bir cevap gelmiş. Var olduğunu fark etmiyor, yoklayabiliyorum ancak diye. Yoklamak. Evet. Tam ne demek istediğini açıkçası anlayamadım yoklamakla. Bilmiyorum. Belki biraz açmak ister Oğuz Bey. Bana şey gibi geldi. Hani an içerisinde sürekli böyle bilinçli bir farkındalık değil ama ara ara baktığım zaman hani orada bir yerlerde olduğunu biliyorum gibi geldi ama tabii net bir şey değil yani. Bana bu cevap onu hissettirdi. Evet, soruların cevaplarını bekliyoruz arkadaşlar. İkinci, üçüncü, dördüncü sorulara da cevap verebilirsiniz. Özellikle dördüncü soru güzel bir soru diye düşünüyorum. Karar Evet, verme o benim de aşamasında gözüme özgür geldi. Şöyle olduğumuzu bir nasıl düşündüm. anlarsın? Evet, özgür olduğumuzu nasıl anlarsınız? Birinci soruya tekrar cevap gelmiş. Anda kalmaya çabalayarak diye birinci sorunun cevabı. Evet. Arkadaşlar dördüncü soru için ne düşünüyorsunuz? Bir karar verme aşamasında özgür olduğunuzu nasıl anlarsınız? Ya da bir özgür müsünüz? Gerçekten. Hisseder misiniz bunu? Evet. Seçim özgürlüğü var mı yoksa bir kadersel döngü mü oluşuyor insan hayatında? Çok çatışan kavramlar bunlar, iradeyle. Bir cevap daha geldi sanırım ilk soruya. Gördüğüm çevreyi yorumlayabiliyorum. Bu da çevreden farklılaştığım anlamına geliyor. Bu sayede varlığımı kavrayabiliyorum. Yorumlayarak, evet, Heidegger'de olduğu gibi hermeneutikle varoluşu açıklamaya çalışmıştı. Evet, yorumlamak, insanın varlığını yorumlamak, varlığını açıklamaya çalışmak. Doğru. Düşündükçe, sorguladıkça ve bunların neticesinde insan kaygı duydukça vardır. Birinci sorunun yanıtı yine. Evet, Birinci insan. soru için diğerlerine yansıtarak var ediyoruz. Birileri bizim varlığımızı fark ettikçe var olduğumuzu teyit ediyor gibiyiz bana kalırsa demiş. Bir duygu yaşıyorken, irademi kullanıyorken veya karar veriyorken var olduğumu hissedebiliyorum demiş birinci soruya Ecem Hanım. Ecem Hanım, o zaman lütfen dördüncü soruya da cevap verin. Evet. Karar verebiliyorken var olduğumu fark ediyorum cevabı için. Üçüncü soruya bir cevap gelmiş. Varoluşunuzu neler belirler diye. Yaşamın gayesi ve değerler belirler demiş Yılmaz Bey. Evet. Dördüncü soru için tekrar bir cevap. Özgür asla değiliz. Hepimiz durumlara göre şartlandık denmiş. Yine dördüncü soru için bir cevap. Karar verme aşamasında eğer seçme özgürlüğüm yani seçeneklerim varsa seçtiğim şeyin sorumluluğunu alarak
özgür olduğumu anlarım. Evet, satırda olduğu gibi özgürlük ve sorumluluk biraz paralellikti, evet. İnsan yapıp ettikleri kadar olduğu sürece seçimlerinden de sorumludur. Bireysel etikten bahsettiğimiz sürece bu eylemleri doğrultusunda aynen bir sorumluluk aldığı sürece belki de özgürlüğünü açıklamaya çalışır. Birkaç cevap daha var. O şeyi yaparken sonucunu ve yapım aşamasını düşünmeden eyleme dökebiliyorsam özgürümdür. Sonucun da diğer insanları nasıl etkileyeceğini düşünüp ona göre eyleme geçiyorsam insanımdır. Burada da galiba insan düşünen bir varlıktır, böyle kanıtlayan bir cümle. Toplumsal bir varlıktırla. Yine bir dördüncü soru yanıtı. Önümüzdeki seçeneklerden birini seçme konusunda özgürüz. Ancak bize sunulan seçenekleri seçme konusunda özgür değiliz sanırım. Güzel cevaplar geliyor arkadaşlar. Güzel. Çok güzel bir kitle gerçekten. Özellikle ben çok seviyorum belgesiz yayınları. Çünkü gerçekten ilgilenen insanlar geliyor. Çok keyifli bir sohbet oluyor. Gerçekten. Bir de dediğim gibi hani böyle aslında felsefeyi oturup fiziki bir alanda soru cevap soru cevap konuşmak çok eğlenceli oluyor. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde Cengiz Çakmak Hoca ile birlikte bir felsefe açıkçası ne de dernek kurmaya çalışmıştık. Bu pandemiden dolayı maalesef sonlandırmıştık. Oradaki ortamı burada yaratmak için zaten sürekli bir soru cevap soru cevap ilerlemek istiyorum açıkçası. Hani dinamikliği yaratmak için. Yoksa hani sadece biri çıksın anlatsın ben dinleyeyim dediğimiz zaman bir felsefe oluşmamış oluyor. Sürekli soru sorduğumuz yerde aslında felsefe var olduğu sürece soru cevap soru cevap oluşturmak felsefeyi de temellendirir. İlerleyen zamanlarda da şöyle böyle Zoom üzerinden yalnızca böyle 15-20 kişilik böyle soru cevap atölyeleri de yapabiliriz. Ben şimdi diğer cevapları okuyorum hocam. Bilirim. Galiba şey dört sorudan birini bilmiyorum. Arzu edildiği şekilde kendimizi ifade etme imkanı veriliyorsa dördüncü soru cevabı sanırım bu da. İfade etmek. Üçüncü soru için bir cevap gelmiş. Varoluşumu diğerleri belirler, onlarla kurduğum etkileşim, deneyimlerim, yaşantılar vesaire. Zaten bizi tanıyan son insan, ölünce de yok olacağız bu dünyadan. Dördüncü soru yanıtı yine. Ne özgür olmadığımızı ne de tamamen özgür olduğumuzu düşünüyorum. Çevremizdeki koşulların bağlamında şekillenen farklı seçenekleri seçebiliyoruz. Ancak o şekillenme elimizde olmuyor. İkinci soru için bir cevap var. Yaşadığımın farkındayım ama diğer insanlarla birlikte değilim. Düşündükçe soyutlanıyorum dünyadan. Karar verdiğim şey gerçekleşebiliyorsa özgürümdür diye bir cevap var. Kararımın sorumluluğunu alabileceğim zaman hangi kararı vereceğim de özgürüm bence. Yine sorumluluk ve özgürlük kavramı eşleşmiş burada. Evet, gerçekten ciddi derecede güzel cevaplar geldi. Zaten bu soruları hazırlarken özellikle şu son dördüncü soruya nasıl bir cevap geleceğini çok merak etmiştim. Çok güzel cevaplar var. Böyle her birinde düşünülerek yazılmış şeyler. Evet. O yüzden böyle herkesin söylediği şeylerin burada bir yanıt bulması önemli. Kesinlikle Dördüncü soru yanıtı için. Buyurun hocam. zaten dediğim gibi hani verilen cevaplardan bir varoluşçuluk felsefeye aşinalık olduğu belli oluyor. Bu felsefe atölyeleri genelde çok keyifli geçiyor. Bu arada önceki atölyelerimizin kayıtları da YouTube kanalımızda var. Hatta bu aşkın felsefesinden bahsederken çok da gülmüştük. Onu özellikle öneririm. Yani yaratılıştan günümüze aşkın felsefesi diye yine bir kayıt var YouTube kanalında. Onlara da bakabilirsiniz. Evet. Birkaç cevap daha okuyayım hocam. Aslında tam olarak bir özgürlük değil ama arzularımı doyurabildiğim zaman aldığım bir görünürde insan özgür gibi hisseder ama şartları seçemediği için asla saf özgür olamaz. Merve Hoca mesaj atmış, çete yazmış. Bence insan nitelikli olarak yaşamaya devam edebilmek için özgür olmaya, özgür olduğunu hissetmeye mecburdur.
Ne kadar özgür olduğunu sorgulayabiliriz. Fakat yine de insan kendi alanında özgürdür. Evet, bir bireysellikten bahsetmiş Merve Hoca. Birinci soru için cevap gelmiş. Var olduğumu belki biraz saçma olabilir ama aynada kendi yansımamı görünce bir ben ve diğerleri olduğu bilincine varıyorum. Bence Güzel. çok mantıklı, hiç de saçma değil yani. Bence de Hepimiz varlığını gördüğü an aynen. duyu Kesinlikle var. organları buluyoruz. Kesinlikle. Kitap önerilerine geçeyim mi? Zaten en son göstereyim. Bunları yazdıydım. Zaten bunlar yanındaydı. Albert Camus'un Sisyphos söylenini muhtemelen okuyan vardır ama okumayanlar kesinlikle öneriyorum. Çok sade bir şekilde anlatılmış. Anlaşılması kolay. Sisyphos'tan ve Prometheus'tan bahsediyor. Satürn Varlık ve Hiçlik kitabı biraz yoğunluktur. Dediğim gibi bunu felsefe tarihine aşinalığınız bir bilginiz yoksa direkt varoluşçuluk kitabını okursanız az önce göstermiştim. Bu biraz da kavramları basit bir şekilde anlatmış. Okuması daha kolay. Kierkegaard'ın Kaygı Kavramını ve Korku Titreme kitabını özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Korku ve Titreme kitabında Hazreti İbrahim'den bahsetmişti. Etik kurallardan bahsediyor. Heidegger'in Varlık ve Zaman kitabı da biraz yoğun gelebilir. Tolstoy İnsan Neyle Yaşar kitabı da güzeldir. Ufak tefek orada da bir sorgulamalar var. Dostoyevski'nin bütün kitaplarını öneriyorum ama özellikle varoluşçuluk iki bölüm olarak incelenmişti. Birinci bölümde varoluşçuluk ve varlık felsefesi üzerine çok fazla orada araştırmalar, anlamlandırmaya çalışmaları var. Onu tavsiye ediyorum. Muhtemelen okumuşsunuzdur diye de düşünüyorum. Heidegger varoluşçuluk için gelecek beklentisinden bahseder. Gelecek olarak nitelendirir. Kramazov kardeşlerde de çok güzel bir tabir vardır. Gelecek elbet gelecek der. Orada da bir varlığı açıklamaya çalışır. Çok sağ olun hocam. Ben de izninizle Sartre için bir kitap önermek istiyorum. Ben birkaç defa okudum. Bu arada birçok sesli kitap uygulamasında falan var. Hatta bildiğim kadarıyla YouTube'da bile var. Bulantı. Evet. Yani çok güzeldir. Şey, Edebiyat Nedir falan da vardı sanırım. Onu da güzel. Duvar vardı kitabı ama Bulantı bence çok güzel. Ben bu arada Varlık ve Hiçlik kitabını okumadım. Varoluşçuluğu okudum ama Varlık ve Hiçliği ben de okumadım. Ben de not ediyorum bir yere okumak üzerine. Evet, gerçekten. Onu okuduktan sonra Heidegger'in Varlık ve Zaman kitabını da öneririm. Onu da okuyabilirsin. Heidegger biraz zaten daha Sartre'ye göre biraz daha yumuşak anlatır. Okuması daha kolaydır. Ama Kierkegaard'ın kitaplarını şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten psikoloji öğrencisisin. Hani çok fazla psikoloji anlamında arkadaşlar var. Geçenlerde bir arkadaşla konuşmuştum. Klinik psikolojide bir yüksek lisans yapıyordu galiba. Kierkegaard okuması önermişler. Özellikle kaygı kavramını felsefe tarihine kazandırdığı için psikolojide de çok fazla ön plandadır. O yüzden Kierkegaard kitaplarında şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi okuması kolay. Biraz felsefesine aşina olduğunuz zaman ne anlatmaya çalıştığını zaten hemen anlayabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Merve Hoca özgürlükle ilgili kaynak öneriniz var mı diye sormuş. Bulantı ağır bir kitap. Evet ama güzel. Bu aslında çok ağır bir kitap değil, tamamen edebi bir kitap. Hani varoluşçu filozofların bu felsefecilerden ziyade biraz böyle edebi yönleri olduğundan söylemiştim. Hani özellikle Kierkegaard farklı isimlerle edebiyat eserleri çıkarmıştır. Aslında çok yoğun bir kitap değil ama şimdi okuyabilirseniz Varlık ve Hiçlik kitabını okumanızı öneriyorum. Kaç sayfalık bir kitap bu? Onu sorayım, hani okuyan var mı Varlık ve İçlik kitabını? Evet, varsa bir chatten yazabilir. Ben de psikolojiyle ilgilenen arkadaşlara varoluşçulukla ilgili yani şey var. O biraz dil olarak yalın çok hafiftir böyle. Dili çok güzeldir. Kitap biraz hacimli gelebilir. Yanımda hatta birazdan gösteririm kitabı da. Varoluşçu Psikoterapi diye bir kitap var. Aslında kendi kendine yardım kitabı olarak geçmez ama yani bence kendi kendine yardım kitabı bir yerde de. Özellikle varoluşçulukla ilgilenen
biraz da sorgulayan biriyseniz ben de sonuna kadar öneririm Yalom'un varoluşçu psikoterapi kitabını. Başka Sanırım herhangi bir okuyan yok. birkaç arkadaşım şey yapmış, kitap önerisi onlar da yazmışlar. İşte Camus'un Düşüş kitabını önermiş biri. Oğuz Bey okuyamamış henüz kitabı. Okursunuz Oğuz Bey. Sizin yorumlarınızı da gördük burada çetesinin altında. Eminim ki siz okursunuz. Varoluşçu psikoterapistlerin kitaplarından bahsedebiliriz. Aynen, Rolome falan iyidir. Ben henüz Rolome okumadım. Yani kendi kuramcı olarak kitabını okumadım ama eminim iyidir. Yani ben daha onlara benzik bir şekilde baktım. Elbette kuramcıların, direkt kuramı kurucuların kitaplarını okumak her zaman çok daha kuvvetli oluyor. Evet hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Devam ediyor musunuz daha doğrusu? Ben önce bir onu sorayım. Atölyeyi bitirdim. Ben teşekkür ederim herkese katılım sağladığı için. En başta da söylemiştim, varoluşçuluk herhangi bir filozofa veya felsefe okuluna sahip olmadığı için bütün felsefe tarihi boyunca varoluşçuluktan bahsedebiliriz. Özellikle Antik Yunan'da Parmenides'le başladığını söylemiştim. O yüzden çok geniş bir tarihe yayıldığı için hani bir saatte, daha bir saat geçti mi bilmiyorum ama bir saatte nasıl anlatılabilir, nasıl böyle aşinalık kazanılabilir diyerek böyle ufak ufak bazı yerlerden cımbızla çeker gibi çektim. Onların üzerinde durmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur, keyif almışsınızdır. Ben felsefeyi anlatırken çok keyif alıyorum. Dinleyenler de inşallah keyif almıştır diyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet, Ceren Hanım sormuş. Felsefe teorileri olacak mı ilerleyen zamanlarda? Olacak arkadaşlar. Kesinlikle olacak. Biz çok seviyoruz çünkü yaparken de çok keyif alıyoruz. Açıkçası bu kitleyi de çok seviyoruz. Çünkü gerçekten ilgilenen insanlar geliyorlar. Sizleri çok seviyoruz. Sohbetiniz, muhabbetiniz şahane zaten. Böyle ufak ufak Zoom'da da toplantılar yapabiliriz. Birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz. O yüzden siz yeter ki gelin, biz yapacağız. Böyle 300'leri 500'leri görmemize gerek yok bu atölyelerde. Böyle biz bize olalım ama güzel bir şekilde ilerleyelim istiyoruz. Keyif alalım. Evet. Muhakkak yapacağız. Mayıs ayında zaten öyle bir atölye düzenlemeyi düşünmüştük. Evet hocam, projenin ardından hemen bir felsefe atölyesi yaparız. Evet. Tekrar Peki, buluşuruz. herhangi bir atölye konusu belirlemek isteyenler var mı? Yoksa yine şey yapabiliriz diye düşündüm de, varoluşçuluğun edebiyatta ve sinemada nasıl ortaya çıktığı üzerine de konuşabiliriz. Aslında ben bu atölyeyi alacaktım ama çok fazla uzayacaktı. O yüzden belki başka bir atölye yapabilirim diye düşünmüştüm. Ya da başka bir konu belirlemek isteyenler varsa şimdiden bir fikir de oluşturabiliriz. Hocam Nietzsche yaparım derseniz, ben Nietzsche okumaları üzerine 2 saat konuşurum şu an. Okumadığım bir kitabı kalmıştı. Geçen 2 hafta önce falan bitirdim. Yani sadece Nietzsche nasıl okunur diye bir atölye bile olabilir. Zoom Olabilir. toplantılarını bekliyoruz o halde. Zoom toplantılarını şöyle, onlar için ek bir form çıkartıp seçmek durumunda kalacağız. Çok fazla başvuru geliyor çünkü. Burada bunun uyarısını yapayım. Formları doldururken olabildiğince iyi bir şekilde doldurun ki biz de sizleri seçebilelim. Çünkü Zoom'a 100 kişi, 200 kişi alamayız. Böyle 15-20 kişi olup efektif bir şey yapmaya çalışacağım. Bitmesine üzüldüm. Tekrar buluşuruz. Bu arada yarın ve öbür gün de yayınlarımız var. Nöropsikoloji konuşuyor olacağız. Birinde Öget Hoca gelecek zaten. Öget Öktem Türkiye'de bellek denildiğinde ilk isim. Diğerinde de Alkım Hoca gelecek. Alkım Seven yine nöropsikolojide dev bir isim. Nöroseksizm anlatacak. Aklınızda olsun. O yayınlar aynı zamanda belgeli katılım belgesi de verilecek hatıra kalması için. Dilerseniz yarın ve sonraki akşam da birlikteyiz arkadaşlar. Sizden ayrılmak zor ama hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi herkese teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Yararlı bir atölye olmuştur. Tamamdır hocam. O zaman izninizle ben sonlandırıyorum. Varoluşçulukta kaygıyı ele alalım diye bir fikir gelmiş. Olur. Ben dediğim gibi Kierkegaard'u çok severim. Direkt Kierkegaard ve kaygı kavramı üzerine konuşabiliriz. Nietzsche çok iyi denmiş. Niçin mesela? Bir anket yaparız hocam. Bir anket yaparız. Olur. Konuları belirler. Onları sınarız. Sizler seçersiniz anket üzerinden konuları. Evet.
Evet, aslında benim aklımda bir Doğu felsefesiyle ilgili bir atölye vardı. Bir de dinler tarihi üzerine çalıştığımı birkaç defa söylemiştim. Özellikle Mircea Eliade'de din tarihçisinin kaynaklarına çok fazla başvuruyorum. Mircea Eliade ile Kutsal ve Kutsal Zaman gibi de bir atölye aklıma gelmişti. Bunlarla ilgili dediğim gibi bir şey yapabiliriz, anket yapabiliriz. Tamamdır hocam o zaman. Kitlemiz de güzel. Katılımlarımız da var. O zaman Evet. güzel güzel konuşuruz. Şöyle 1-2-3 haftada bir buluşuruz arkadaşlar. Çok iyi olur. Tamam. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.